Selam sayın izleyenler, ülkemizden gelen haberlerimiz vardır. Başta onlar izleyelim. İkinci yarı yıl 1 Şubat'ta yüz yüze başlayacaktır. Özellikle hükümet tarafından düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında öğretim yılının ikinci yarısı hakkında kararın verilmesine ilişkin olarak UNICEF önerilerine dahil olarak ortak bir karar getirildi. İkinci yarı yıl 1 Şubat tarihinde yüz yüze başlayacaktır. Hükümet tarafından yapılan açıklamada bu kararın Bulaşıcı Hastalıklar komisyonun ve UNICEF önerisi üzerine verilmiştir karantina süresi 10 günden 7 güne düşürüldü. Bulaşıcı Hastalıklar Komisyonu tarafından pozitif hastalara yönelik karantina ve izolasyon süresinin 10 günden 7 güne düşürülmesi yönelisini birkaç gün önce hükümete yollamıştı. Komisyonun izolasyon süresine ilişkin önerisi birkaç gün önce hükümet kriz merkezinin gündemine de alındı. Ondan sonra olumlu bir netice söz konusu olmasıyla birlikte hükümete bu hazır bir öneri olarak sunulmuştur. Hükümet tarafından ise şimdiye kadar geçerli olan karantina ve izolasyon süresi 10 günden 7 güne düşürmüştür. Okullarında öğrencileri için güvenlik ilk sırada olması bekleniyor. O şekilde UNICEF tarafından yapılmış olan açıklamaları ve sunulmuş olan önerilerine göre öğrencilerin sağlık ve güvenliği ön sıra alınması gerekiyor. UNICEF tarafından özellikle yapılmış olan bütün gereken çalışmalar ve analizler neticesinde yüz yüze eğitime devam edilmesi konusunda karara bağlanmıştır. Mevcut olan kararında tüm okulları için 1 Şubat'tan itibaren tamamen geçerli olacaktır. Çocukların özellikle sağlık konusunda durumları ilk önce ilk saray alınmasıyla birlikte geri kalan süreçler peş peşe gelecektir. UNICEF tarafından yapılmış olan açıklaması kamuoyuyla paylaşıldı. Müzik Avrupa Birliği Üskü Büyükelçisi David Gir, yeni seçilmiş Başbakan Dimitar Kovacevski'nin konu olmuştu. Avrupa Birliği ile ilgili olarak son gelişmeleri masaya hatırlılırken, özellikle Bulgaristan'dan yapılmış olan memorandum ve anlaşmaları da mevcut olan gündeme girmesiyle beraberce ortak çalışmaların değerlendirmesi de söz konusu olmuştu. Öte yandan ise her iki yönetici, özellikle Avrupa Birliği konusunda yapılması gerekenleri ortak bir şekilde paylaşmış oldular. Bilindiği gibi son olarak Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile Bulgaristan mevcut olan çalışmaları hükümetler komisyonları arası olarak bir seviyeye getirilmiştir ve bu şekilde devam etmektedir. Bölgemizden ilginizi çekecek olan haberlerimiz vardır. Ülkemizdeki COVID-19 istatistiklerine göre bölgemizdeki de sayılar değişmektedir. Mevcut olan durumlar ise yeni vaka getirmesiyle beraberce 5 kişinin de iyileşmesiyle ilgili olarak bir resmi rapor sunulmuştu. Debre ve Merkez Jupa'da özellikle 5 kişi iyileşirken yeni bir hastada tespit edilmiştir. Şu an aktif vaka sayısı 19'u gösteriyor. Öte yandan ise Debre Sağlık Ocağı'ndaki aşılama süreci devam etmektedir. Şimdiye kadar oradaki yetkililerine göre 3. dozu ile aşılanmış olan vatandaşlar bini geçerken öte yandan ise 1. dozla Aşılanmış olan vatandaşlar ise 850'yi göstermektedir. İkinci aşısıyla aşılanmış olan her iki belediye yurttaşlarının toplam sayısı 7700'i gösteriyor. Debreliler Amerika'da yoğun olarak kendi gurbet hayatına devam ederken Debre şehrini de unutmuş değiller. Özellikle Debre Sağlık Ocağı'na şimdiye kadar birkaç defa yatırımda bulunmuşlardı. Munleyir ilgili olarak buradaki çalışmaları organize eden sivil kuruluşunun başkanı Daşim İftari'ye göre tüm gereken yatırım politikaları Debre için tamamen uygulanmaktadır. Ve şimdiye kadar yapılmış olan sadece yatırımlar söz konusu değildir. Her türlü yardımlar ve o şekilde devam etmesi konusunda sivil kuruluşu çavuşanları tarafından hazır bir durum söz konusu olmaktadır. Debre Sağlık Ocağı Müdürü Doktor Baki Lili'ye göre şimdiye kadar 55 bin dolar civarında bir yatırım yapılmasıyla birlikte özellikle sağlık açısından önemli olan ekipmanlara yardım etmesiyle beraberce oksijen tedavisi için tüm ne geri kalan çalışmaları kapsamında 25 kişilik bir kapasite söz konusu olmuştu. Bütün bu gereken çalışmalar ve yapılmış olan değişmeler mevcut olan Amerika'da bulunmuş olan debrelilerden etkilenmiştir. Hükümet tarafından getirilen kararına bağlı olarak 1 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitimine devam edilmesi kararı ile ilgili olarak bölgemizde büyük dikkatle takip edilmiş olan kararların arasında yer almaktaydı. Öte yandan ise bölgemizdeki her üç belediye yurttaşları bu konuda hemfikirde. Mevcut olan bütün yapılacak olan hazırlıklar güvenli bir şekilde yüz yüze eğitimle başlamalı. Şimdilik ise ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da okulların yönetimleri buna Ayrıyetten özen gösterecektir. 46 yaşında BM Arnavutluk yurttaşı mevcut olan Interpol aramaları neticesinde Debre'de yakalandı. Konuyla ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Stefan Dimovski'nin açıklamasına göre bütün gereken çalışmalar ve operasyonlar devrede düzenlenmesiyle birlikte bu bir aramasıyla aranan kişi devrede yakalanmıştır. Bununla ilgili olarak fazla detaylı bilgi şu an mevcut değildir. Çocuk Festivali Radika Fest özellikle bu seferde tekrar düzenlenmesiyle birlikte çocukları için tam bir buğuşma yeri olacaktır. 28 Mart için öngörülen festivalin gerçekleştirilmesi mevcut olan hazırlık sahfasında bulunmaktadır. Devre Kültür Merkezi Müdürü Zinçem İmidinovski'ye göre vatandaşlar bu konuda herkes kendi çocuk şiirini veya şarkısını yazarak mevcut olan kompozisyon durumuna getirilmesiyle birlikte devredeki yönetimine başlayacaktır başvurabilmesiyle birlikte her gün saat 7 ile 14 arası çocukları için katkıda bulunacaktır. Bütün gereken ilanların başvurunun son tarihi 1 Mart söz konusu olmaktadır. Bu senedeki Radika Fest Çocuk Festivali 28 Mart'ta gerçekleşmesi bekleniyor. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.